Burada. Nerede? Gel Mahmut. Bak. Neydi işte? Size suyumuzu verin. Suyumuzu verin. Yemek saatlerini de dediğim gibi duyuralım. Ona göre işlem yapalım. Değil mi? Tamam. Allah'a emanet olun. Evet sevgili arkadaşlar, voleybolda neydi Rümeysa? Manşet. Aynı zamanda çok anlamlılık da mevcut. Gerçek anlam. Örnek Rümeysa ne verebiliriz başka? Bir şu an berberler, bütün berberler kapalı olduğu için tıraş olamadık. Olacak yerimiz de yok. Burada askeri personel tıraş yaptığını gördük. Biz de tıraş etti. Çok teşekkür ederim. O balta şu biraz değil. Bak karşıda duruyor. Devam et. Tamam bekle. İnsan taşı dökülsün. Annem zaten gece olan depremde bina çökmüştü. 5. saatte kurtarıldı. O da insanların yardımıyla kurtarıldı. Öyle şimdi durumu ağır yoğun bakımda. Bunlar askerimizden ve polisimizden Allah razı olsun. İlk günden beri bizi hiç yalnız bırakmadılar. Bir şikayetimiz olsa, bir eksiğimiz olsa söylüyoruz. Yardımcı oluyorlar. Ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Burada zaten şartlar çok zor, durumumuz çok zor. Onlar kolaylaştırıyor bizim bu durumumuzu. Yani ben bana söyleseydiniz bir ay önce böyle bir ortamda yaşayabilir misin? Cevabım hayır olurdu. Çok zor ve yani düşünüyorum nasıl böyle oldum? Böyle bakıyorum bazen rüya gibi geliyor bana. Şimdi sıcacık yatağımızdan kalktık ve bir gecede biz bu duruma düştük. Benim annem de yani gayet sağlıklı bir bireydi, yürüyordu. Şu anda yoğun bakımda, ölüm kalım savaşı veriyor. Bir gecede ne olacağını bilmiyor insan. Yani bir gecede oldu bu durumumuz, bu çadırda düşmemiz. Yine çok şükür sağız, hayattayız. Türk Silahlı Kuvvetleri askerlerimiz burada olmasaydı, şu anki buradaki düzenin hiçbiri burada olmazdı. Odunumuzu kendiler kırıp torbalı halde bize veriyorlar. Yani çadırlarımızı onlar kurdular. Yani yemeğimizden, kendi kumanyalarından bize dağıttılar. Yani her şeyimizi, şu an her şeyimizi onlar karşılıyor. Doldur.
duyarlı askerimize, sağlıkçımıza, polisimize yani. Dediler ki polisler, askerlerimiz, teyze bir şeyin var mı? Ben dedim yok. Bir baktım ki yarım saat sonra çadırın içini doldurdular. Döşeğiymiş, yatağıymış, yorganıymış, battaniyesiymiş. Geldim ayakkabını, odununu, sobasını, her şeyini kurdular. Yemeğini günde 3 defa veriyorlar. 3 defa yani. Yaşlılık gelmesek getiriyor, bize teslim ediyorlar. Ayağımda ayakkabım yoktu, sırtımda yoktu. Öylece çıkmıştık. Askerlerimiz buldu, getirdi, verdiler. Sağ olsunlar. O kadar candan, o kadar gönüldeler ki. Ana, abla deyip ağızlarında bal damlıyor ya. Ben bunlara canımı feda ederim. Böylesi duyarlı insanlara. Askerlerimi, polislerimi, sağlıkçılarımı. Geleyim yani her gelişimde sorgusuz. Teyze neyin var, ne lazım? Hemen ilacımı veriyorlar. Ben demeden onlar getiriyorlar. Hoş geldik. Çadırı kurduk. Dedi hala bir şeyiniz var mı canım? Dedim yok yavrum, biz böyle geldik. Evet, ayakkabım da geldi. Çok güzeldi. Giymeye kıymıyorum. Yani yağmurlu günlerdi.